والسابقون السابقون أولئك المقربون. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem cehennemden en son çıkan Müslümanı bize haber eder. Cehennemde kalmıştır, kalmıştır, kalmıştır ve en son der ki, ya Rabbi öldüm, bittim, mahvoldum. Herkes gitti, ben kaldım. Bütün Müslümanlar çıktı cehennemden, bir tek ben kaldım. Beni şöyle bir çevirir misin ya Rabbi? Şöyle bir çevirir misin, bir uzaktan da olsa cenneti bana gösterir misin ya Rabbi? Allah buyurur ki, seni çevirirsem, cenneti görürsen başka bir şey istemeyeceksin değil mi? Evet ya Rabbi der. Allah onu çevirir ve cenneti gördüğü zaman, beni biraz yaklaştırır mısın ya Rabbi der. Allah der ki, ey zalim insan, hani başka bir şey istemeyecektin? Sonra onu biraz yaklaştırır ve sonra başka bir şey istemeyeceksin değil mi dediği halde, o evet diye söz verdiği halde oraya yaklaştığı zaman der ki, ya Rabbi beni oraya soksana, beni cennetine koysana. Allah Azze ve Celle, hani başka bir şey istemeyecektin der ve ona haydi gir cennetime der. Cehennemden en son çıkan Müslüman o içeriye girer ve çıkar. Ya Rabbi içi dolmuş der, içerisi dolmuş, bana yer kalmamış der. Allah Azze ve Celle buyurur ki, sana yer çoktur, korkma. İste istediğin kadar. Kul ister ister ister, aklına gelen gelmeyen her şeyi söyler. Allah Azze ve Celle der ki, daha da iste, daha da iste, daha da iste. O ister ister ister, cehennemden en son çıkan Müslüman. Ve Allah Azze ve Celle, bütün istediklerin ve onun 10 katı senindir buyurur. Hakikatte ne 10 kat, ne 100 kat, ne 100.000 kat. Sonsuz kat veriliyor. Bu dünyadaki o kusurlu ve mahdut amellerimize karşılık ve kısa bir ömre karşılık ebedi bir cennet. Hakikatte 10 kat, 100 kat, 100.000 kat değil. Sonsuz bir cennet verildiğine göre aslında 1'e 100, 1'e 700, 1'e 700 milyar verilmiyor. Hakikatte 1'e sonsuz veriliyor. Ama ehli cennetin kendi arasında derece farkı olması için kiminin amelini 10 kat, kimine 100 kat, kimine daha fazla verilecektir. O onlar arasında derecenin oluşabilmesi içindir. Hakikatte Allah 1'e sonsuz vermektedir. Şimdi söyler misiniz, bu nasıl bir rahmet, bu nasıl bir mağfirettir? En son cehennemden çıkan Müslümana bile bu derece rahmet, rızk-ı kerim değil midir?